Ankara Politikalar Merkezi Söyleşilerimizin bir yenisine hoş geldiniz. Ben Tülin Daloğlu. Bugün emekli büyükelçilerimizden Ömür Şölendil ile konuşacağız. Neyi konuşacağız? Biliyorsunuz 24 Aralık'ta Libya'da bir seçim yapılması bekleniyordu. Ancak bu seçim ertelendi. Bir takvim belirlendi ama o takvimde belirsizliklere bağlı bir takvim aslında. Dolayısıyla ortada son derece kafa karışıklığı var. Şimdi bunları nasıl anlamlandırmamız gerekiyor? Libya'da olan biteni nasıl okumamız gerekiyor? 2009-2011 yıllarında, yani tam da Arap Baharı'nın öncesinde Libya'daki Türk Büyükelçisi ve ondan sonra da Türkiye'ye döndüğünde merkezde de Orta Doğu Dairesi Genel Müdürü olan Ömür Şölendil ile şimdi bütün bu boyu bir ele almaya çalışacağız. Sayın Şölendil, Ankara Politikalar Merkezi Söyleşilerine hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Tülin Hanım. Ben şöyle bir tarihsel düzeltme yapabilir miyim izin verirseniz? Tabii, buyurun. 2008-2009'da Libya'da büyükelçiydim. Sonra 2009-2011 arası merkezde Orta Doğu Genel Müdürüydüm. Tamam, okey. Ben sizin yazınızdan tarihleri o zaman biraz farklı algılamışım. Lütfen kusura bakmayın. Ama her halükarda bu Arap Baharı dediğimiz süreci başında, yani öncesinde siz Libya'daydınız. Evet ve yani Libya'daki olaylar başlamadan önce de Romanya'ya büyükelçi olarak ayrıldım. Ya tam başladığı sıralarda diyeyim. Tamam. Peki şimdi o zaman ben lafı uzatmadan siz yine Ankara Politikalar Merkezi'nin internet sayfasında Libya'da olan bitenlerle ilgili çok da kıymetli bir yazı yazdınız ve Libya'ya hep güzel ülke diye atıfta bulunuyorsunuz orada. Şimdi bu sizin orada olduğunuz zaman zarfında gördüğünüz Libya'dan demek ki çok da etkilenmişsiniz. Birazcık onlara da gireceğiz belki sohbetimizin içinde. Ama öncelikle sanıyorum merak edilen Libya'da seçimler ertelendi. Neden ertelendi? Bundan sonraki takvimde ne bekliyorsunuz? Hemen istiyorsanız oradan güncelle bir sohbetimize başlangıç yapalım. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum size ve APM'ye bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi sondan belki başlamakta fayda var. Evet, 24 Aralık 2021 tarihi için planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri ertelenmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü taraflar arasında anayasa, seçim yasası ve adaylar üzerinde mutabakat sağlanamadı. Hatta mutabakat sağlanamamasının ötesinde ciddi görüş ayrılıkları ve zıtlaşmalar meydana geldi. Bu noktaya nasıl geldik diye düşünürsek, Yüksek Seçim Komisyonu 24 Aralık'ta az önce ifade ettiğimiz, sizin de ifade ettiğiniz nedenlerle seçimin 24 Aralık'ta yapılamayacağını 22 Aralık tarihinde açıkladı. Ve 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu. Ama yine siz de belirttiniz, o konuda da bir mutabakat sağlanamadı. Ve hali hazırda ciddi bir kafa karışıklığı ve karmaşa hüküm sürüyor. Bütün ümidimiz bunun tekrar bir kaosa dönüşüp Libya'daki insanların tekrar hayatlarını kaybetmemesi, Libya'nın tekrar bir kan gölüne dönmemesi ve bir an önce tarafların anayasa, seçim yasası ve adaylar üzerinde mutabakat sağlayarak bu seçimlerin şeffaf, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yapılmasının sağlanması. Ancak bugün buradan baktığımızda maalesef bu çok mümkün de gözükmüyor. Belki biraz atlayarak gelmekte fayda var. Netice itibariyle Ocak 2020'de Berlin Konferansı toplandı. 5+5 dediğimiz, yani işte doğudaki Hafter'in kumanda ettiği güçler ve temsilciler meclisi, batıdaki de işte ulusal mutabakat hükümetinin temsil ettiği güçler arasında ortak askeri komite 5+5 diye adlandırdığımız Birleşmiş Milletler'in mayesinde Berlin'de konferansta toplantılar. Bu yaklaşık 10 ay kadar sürdü konferans serisi ve 23 Ekim 2020 tarihinde de bir ateşkes anlaşması taraflar arasında imzalandı. Birleşmiş Milletler de buna şahit olarak katıldı. Bu anlaşma çerçevesinde ne öngörülüyordu? Libya'nın toprak bütünlüğü, sınırların, hava, kara ve deniz sınırlarının korunması
3 ay içinde tüm askeri ve silahlı birliklerin kontrolüne dönmesi. Ve yine 3 ay içinde paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların da Libya'yı terk etmesi, insan haklarının korunması, işte bu çekilmeleri, Libya'yı terk etmeleri denetleyecek bir polis harekat merkezi ve ortak askeri komisyonun oluşturacağı bir gücün kurulması gibi unsurları ihtiva ediyordu. Bunlar gerçekleşti mi? Büyük ölçüde hayır, maalesef hayır. Netice itibariyle Berlin Konferansı sürecinin yansıması olarak bir anlamda, oradaki mutabakatların yansıması olarak Libya'daki iki taraf ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, yani UNSMIL diye kısalttığımız misyon temsilcilerinden oluşan 75 üyeli bir Libya Siyasi Diyalog Forumu oluşturuldu. Bu Libya Siyasi Diyalog Forumu 24 Aralık 2021 tarihinde seçimlerin, yani başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması hususunda bir mutabakat sağladı. İşte bu 24 Aralık 2021 seçimleri dediğimiz sürecin başlangıcı, bu noktaya varışının özeti bence bu. Ancak o da... Evet. Bir iki adım daha sizi o zaman geriye alayım. Mesela bu Ankara Politikalar Merkezi'nin apm.org.tr internet sitesinde yazmış olduğunuz yazıda Libya'nın Kaddafi döneminde aşiretler arasında bir denge politikasıyla yönetildiğine atıfta bulunuyorsunuz. Muammer Kaddafi'nin Gaddaf aşiretinden geldiğini vurguluyorsunuz. Bize bir de hani Libya'da büyükelçilik de yaptığınız için o dönemde sizin anladığınız perspektifle o aşiretler dengesi neydi? Nasıl oldu da ondan sonra Kaddafi sonrasında bu denge böyle alt üst oldu? Bir de orayı anlatır mısınız? Kaddafi, sizin de ifade ettiğiniz gibi Gaddaf aşireti, ki büyük bir aşiret Libya'da, işte 100 küsur aşiretin büyüklerinden bir tanesi, belki de en büyüğü. Onun lideri, malumunuz 1969'da genç bir subayken bazı silah arkadaşlarıyla birlikte bir askeri darbe düzenliyor ve Kral İdris Senussi'yi deviriyorlar. 69 senesinden öldürüldüğü ve işte rejimin çöktüğü 2011 senesine kadar, veyahut biraz daha geriye gidelim, olayların başladığı, muhalefetin silahlanıp ayaklandığı döneme kadar yaklaşık 42 yıl dediğiniz gibi nasıl idare etti? Evet, aşiretler arası dengeleri muhafaza etti. Bunu ustaca yaptı aslında. Aşiret liderlerini veya önde gelenlerini bir havuzda topladı tabiri caizse. O havuzun içinden rotasyon usulü seçip onları bakan, çok üst düzey, mesela petrol işlerinden sorumlu genel müdür vesaire gibi önemli mevkilere getirdi. Böylece gerek itibar açısından, gerek mali ve maddi açıdan aşiretleri tatmin etti büyük ölçüde. Tatmin edemediği kendisine karşı baş kaldıranlara karşı da güç kullandı. Yani kaba kuvvet kullandı. Ve bu şekilde netice itibariyle 40 seneyi aşkın bir süre Libya'yı yönetti. Ama demek ki alttan alta ciddi bir memnuniyetsizlik vardı. Ve Tunus'ta, arkasından Mısır'da başlayan, tırnak içinde kullanıyorum, Arap Baharı netice olarak üçüncü ülke olarak Libya'ya sıçradı. Ve ciddi bir muhalefet oluştu. Bu ev işgalleriyle başladı önce. Yani o masumane gibi görünen olaylarla başladı. Fakat bu ev işgalleri, diğer işte bina işgalleri diyelim, onlara karşı da ciddi bir kaba kuvvet kullandı ve kanlı bir şekilde bastırma yolunu tercih etti. O da tabii etki tepkiyi doğurdu. Yani muhalefetin daha da güçlenmesine yol açtı. Ve tabii dış güçler de boş durmadı. Yani Kaddafi döneminde mesela ben oradayken, büyükelçi olarak görev yaparken çok hani ümit verici, batıyla barışma, batıyla anlaşma hususunda ümit verici adımlar da atıldı. Yani mesela Berlusconi sürekli oradaydı, İtalya Başbakanı. Sarkozy devamlı gelip gidiyordu, Fransa Cumhurbaşkanı. Tony Blair temsil ettiği silah firmasının orada ciddi silah satışlarını organize etti. O da sürekli gidiyordu.
Ve belki daha da önemlisi Condoleezza Rice geldi. O dönemin ABD Dışişleri Bakanı. Ne yaptı Condoleezza Rice? Gaddafi ile görüştü. Ve malumunuz 1988'de meydana gelen Lockerbie faciası diye adlandırdığımız, işte Libyalılar, iki Libyalı terörist tarafından konulan bomba sonucu parçalanan ve İngiltere'de Lockerbie bölgesine düşen uçaktan doğan tazminat sorunlu ve yıllarca askıda kalmış tazminat sorunlu bir çözüme bağladılar. Gaddafi ile Condoleezza Rice. İtalya'yla da benzeri bir şey yapılmıştı, öyle değil mi? Gaddafi sanki İtalya'nın ülkesinde uyguladığı soykırıma karşılık İtalya'dan tazminatı almıştı ki bu hakikaten önemli de bir gelişmeydi. Belki onu da atlatmakta fayda olabilir. Doğru. Hatta onunla da kalmadı. Benim de bütün diğer büyükelçilerle davet edildiğim ve katıldığım 39. yıl dönümü kutlamaları ki Bingazi'de yapıldı. Orada Berlusconi de davetliydi şeref misal olarak. Birdenbire böyle bizim bir bahçe gibi bir yerde topladı bizi. Birdenbire Ömer Muhtar'ın 83 yaşındaki, o zaman 83 yaşındaki ve tekerlekli sandalyede oturan oğlunu çıkarttı. Büyük bir teras gibi bir yere. Berlusconi'yi de elinden tuttu, getirdi ve Ömer Muhtar'ın elini öptü. Ömer Muhtar'ın oğlunun elini öptü. Yani bu da bir tabii psikolojik, hani maddi olarak aldığı tazminatın yanı sıra belki daha da önemli Libya halkının çok ciddi psikolojik bir tazminat oldu. Ne demek o, tam onu birazcık açın. Belki herkes bilmiyordur buradaki mesela Ömer Muhtar dediğiniz zaman bunun önemini. Hani onu da ayrıca anlatmış olalım. Malumunuz 1911'de İtalyanların Libya'yı işgali harekatına karşı direnen güçlerin, Libyalı güçlerin lideri Ömer Muhtar'dı. Ve neticede Ömer Muhtar Libyalılara esir düştü ve İtalyanlara esir düştü ve İtalyanlar tarafından idam edildi. Bu tabii çok derin bir yara açtı Libya halkında. Unutulmadı. İşte Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer Muhtar'dı, o da yanlış hatırlamıyorsam. Onu getirip Berlusconi'ye onun elini öptürmesi de büyük ölçüde bir özür dileme eylemi olarak algılandı ki öyleydi. Yani bunun yanı sıra tabii tazminat da, maddi tazminat da aldı İtalya'dan. Tabii bunlar alt alta yazıldığında, yani doğrusu bundan bir yıl kadar sonra böyle bir ayaklanma olacak. Gaddafi'ye karşı çok ciddi silahlı direnişler olacak, bir iç savaş çıkacak. Arkasından işte ABD, İngiltere ve Fransa'nın önünü çektiği bombardımanlar ki daha sonra biliyorsunuz NATO devraldı onu. Gene 2011 yılı Ekim'inde yanlış hatırlamıyorsam 1970 ve 1973 sayılı Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde NATO devraldı. Yani işin buralara varacağını doğrusu tahmin etmek çok kolay değildi. Hani ben büyükelçi olarak bir yıl sonra böyle böyle olaylar olacak diye yazsam belki de aklı selimimden şüphe duyulabilirdi o dönemde. Yani işaretler hep olumluya doğruydu. Mesela yeni bir anayasa hazırlığı yapıyorlardı. Oğlu Seyfülislam'ın başkanlığını yaptığı bir heyet tarafından. Yeni seçim yasası üzerinde çalışılıyordu. Batı ile ilişkiler iyiye doğru gidiyor gibi gözüküyordu. Tabii bizim çok önemli ilişkilerimiz vardı Libya ile, gerek siyasi, kültürel, tarihi ve ekonomik ve ticari açıdan. Yani Türkiye'nin, ben oradan ayrılırken sanıyorum, yani hafızam beni yanıltmıyorsa, 15 milyar doların üzerinde kontrat bazında iş bağlamıştı Türk firmaları ve çok büyük işler yapıyorlardı. Yani sadece ev ya bina inşaatı değil ama asıl liman inşaatı, havaalanı inşaatı, karayolları, otoban inşaatları gibi çok önemli büyük projelere imza atıyorlardı. Artı ticaretimiz de yanılmıyorsam 2,5-3 milyar dolar civarına ulaşmıştı. Bingazi'ye Türk Hava Yolları sefer açtı haftada 4 gün. Bunlar tabii Türkiye açısından zaten tarihin köklerinden gelen bizim her zaman yakın ilişkilerimiz çerçevesinde çok olumlu olarak değerlendirebileceğimiz ilişkilerdi. Ve netice itibariyle tabii bütün bunları söyleyince belki sonda tekrar döneriz ama Türkiye'nin Libya'ya kayıtsız kalması beklenmemelidir diye düşünüyorum.
Ama bunu yaparken... Peki şimdi o zaman Türkiye-Libya ilişkilerine sizin de dediğiniz gibi birazdan dönelim. Ama hani lafı daha fazla böyle hani akıtmadan bir şey daha sormak istiyorum. Mesela Saddam sonrası Irak'ta Irak vatandaşları hani çok defaatle uluslararası basına da çıktığı üzere keşke Saddam olsaydı da güvenliğimiz yerinde olsaydı derlerdi. Şimdi Kaddafi sonrasında da Libya'da benzeri hissiyat ortaya çıktı. Ama hani burada enteresan bir ikilik var. Yani bir tarafta işte o statükonun devam etmemesi, o diktatör eğilimden aslında son derece muzdarip bir halk da var. Siz de bahsettiniz az önce bunu. Ama öbür tarafta değişim geldiğinde o değişim de yerine çok sağlıklı, hemen güven dolu bir şeyi de tesis edemediği için halkın haklı olarak ciddi bir güvenlik endişesi de var ki endişeyle kalmıyor. Bayağı giden can var ortada. Buna uluslararası sistem açısından baktığınızda nasıl yaklaşıyorsunuz? Dediğiniz doğru. Bu sadece Libya'da değil birçok ülkede gözlemlediğimiz bir husus. Yani çünkü bir rejim özellikle böyle bir darbe, ihtilal, iç savaş ne derseniz deyin yani demokrasi kuralları dışında bir süreç sonucu değiştiği zaman bazı insanlar geçmişi arayabiliyorlar. Ama Libya'da şu an itibariyle, tabii ben epeydir uzaktayım Libya politikalarına ama izleyebildiğim kadarıyla Libya'da şu anda Hafter taraftarları da yani doğudaki muhalif, mevcut ulusal mutabakat hükümetine muhalif olan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı olan Hafter taraftarları da zaten Libya'yı Kaddafi deviren Libya'daki şu anda ulusal mutabakat hükümeti yani Trablus'ta uluslararası toplumca ve tarafımızdan da tanınan ulusal mutabakat hükümeti tarafından da Kaddafi döneminin özlendiğini hiç tahmin etmiyorum. Yani belki halkın bazı kesimlerinde ona bir özlem duyanlar olabilir ama politikayı çatıda belirleyen unsurların o dönemi arayacağını hiç zannetmiyorum. Belki olsa olsa işte başkanlık adaylığına soyunan Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'da bu özlem olabilir. Ama o da tabii yani bütün adaylar tarafından reddediliyor. Hatta Batılılar tarafından da katiyen kabul edilemez bir aday olarak görülüyor. Yani uzun lafın kısası velhasıl ben böyle bir eğilimin yaygın biçimde hissedildiği veya böyle bir özlemin duyulduğu kanaatinde değilim. Ama özleyenler olabilir. Ben mesela Romanya'da büyükelçiyken iç karışıklıklar meydana gelmişti orada da. Hükümeti protestolar. Tabii daha çok daha demokratik ölçülerde. Çok daha Avrupa Birliği üyesiydi çünkü Romanya. Çok daha olumlu bir yaklaşımla yapılıyordu. Ama o zaman da bazı insanların bizzat gözlemledik. Çavuşesku'nun fotoğrafını taşıdığını gördük meydanlarda, protesto meydanlarında. Dolayısıyla bu tip eğilimler, bu tip özlemler olabiliyor ama Libya'da bunun yaygın olduğunu ben düşünmüyorum. Tamam. Şimdi Libya hazır yani bir adım adım bu sohbeti ilerletirken isterseniz Libya'nın bir de karbonhidrat zenginliğine bir bakalım. Çünkü onunla da ilgili bazı kanaatler var. Medyada son derece yoğun bir şekilde kimi zamanlarda ele alınıyor. O da Libya'ya yapılan müdahalenin arkasında aslında bu ülkenin karbonhidrat kaynaklarının olduğu yönünde. Ki bu da yine aslında Irak'ta işte o hissiyatlardan bahsediyoruz ya size. Ondan da örtüşen ya da oradan bir iz düşümü alan bir kanaat. Buna nasıl bakıyorsunuz? Doğru, mutlaka bunun önemli bir rolü var. Yani Libya'nın yaşadığı son gelişmeler çerçevesinde önemli bir rolü var. Dediğiniz gibi Libya'nın çok iştah kabartan karbonhidrat kaynakları var. Yani mesela doğalgazda sanıyorum 1505 milyar kübik metre doğalgaz ispatlanmış doğalgaz kaynaklarına sahip. Ve bu kaynaklarla Afrika'da 4. sırada, dünyada 22. sırada. Petrole baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam yine 48,3 milyar varil ham petrol sahibi ispatlanmış kaynaklar açısından
Ve bu da Libya'yı Afrika'da birinci sıraya, dünyada da sekizinci sıraya oturtuyor. Yani bunlar çok ciddi zenginlikler. Tabii bu iştahları kabartıyor. Yani yıllardır belki bu gözler Libya'ya bu yüzden dönüyor. Ayrıca tabii bunların yanı sıra Libya'nın çok zengin bir turistik ve kültürel tarihi mirası var. Yani mesela Sabrata, Trablus'un yaklaşık 100 kilometre batısında ve Leptis Magna, yine Trablus'un 130-140 kilometre doğusunda gibi iki tane çok önemli tarihi kalıntılar var. Yani Roma döneminden, antik Yunan ve hatta Roma döneminden ciddi kalıntılar var. Bunlar tabii batılıları çok önemli ölçüde turistik açıdan cezbedebilecek unsurlar. Nitekim benim bahsettiğim Kaddafi'nin son dönemlerinde batıdan özellikle ciddi bir turist akımı oluyordu. Türkiye'den de çok gelen turistlerimiz vardı. Ayrıca yani mesela Amerika, temin belki söylemeyi unuttum. Hani gelişmeler, işte Condoleezza Rice'in gelmesi vesaire. Amerika ben oradayken yine 36 yıl sonra büyükelçi tayin etti. Daha önce maslahat güzel düzeyinde temsil ediliyordu. Yani ciddi bir potansiyele sahip Libya. Çok önemli turistik, ciddi bir ve yani nasıl söyleyeyim, demokratik bir rejim altında ve huzur ve barışın ve istikrarın sağlandığı bir toprakta Libya turizmden de çok ciddi gelir elde edebilecek pozisyonda. Tabii bu evet, ama 36 yıl sonra Amerika'nın bir büyükelçi ataması da hani aslında basit yaslanabilecek bir gelişme de değil, son derece önemli, güzel bir anımsatma yaptınız orada. Hayır, tabii yani temin liste yaparken bir anlamda hani bunu da unuttum, yani bunu da ilave ederseniz gerçekten ben bir yıl sonra isyanlar çıkacak, işte Kaddafi öldürülecek falan diye yazsam gerçekten aklı seliminden şüphe edilebilirdi merkezde. Dolayısıyla bütün bu verileri alt alta yazdığımızda ümit verici gelişmeler oldu. Ama dediğim gibi Arap Baharı'nın etkisi artı tabii nereden bakarsak bakalım yine Batı'nın, özellikle Amerika'nın hesap sonuçlanmamış bir hesabı da vardı Libya'yla. Yani içten içe o hesaplaşma duygusu devam ediyordu. Kaddafi de tabii bunun sönmesine çok yardımcı olmuyordu, o da ayrı. Yani onun işte dikta rejimi, Batı'ya karşı her fırsatta saldırı içeren üslup kullanması tabii bu şeyi pek de kolaylaştırmıyordu. Bu sürecin daha barışçı ve yumuşak bir geçişe meydan açmasına pek kolaylaştırmıyordu. Evet, şimdi sohbetimizin yavaş yavaş sonlarına da geliyoruz ama iki tane başlık daha açmak istiyorum. Bir, hani son bitişte Türkiye-Libya ilişkilerini ayrıca ele alalım istiyorum. Belki orada siz büyükelçiyken hani bize anlatmak istediğiniz hoş anekdotlar vardır, onları paylaşırsınız. Ama ona gelmeden önce hani sohbeti başlatırken dedik ki Libya'da seçimler ertelendi ama seçimin ne zaman yapılacağı da kocaman bir belirsizlik içerisinde. Bundan sonra sizin öngörünüz nedir? Nasıl okumayı önerirsiniz Libya'daki gelişmeleri 2022 yılı için? Evet, önce oradan başlayayım izin verirseniz. 2022'de bizim, yani benim şahsi ve anladığım kadarıyla yönetimimizin, ülkemizin yani devletimizin tercihi de seçimlerin adil, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde mümkün olan kısa zamanda gerçekleştirilmesi. Bu tabii arzu ettiğimiz bir şey. Çünkü biz Libya halkını her zaman dost ve kardeş olarak gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Nitekim tarihten gelen 500 küsur yıllık ilişkilerimiz de bunun en önemli kanıtıdır. Ama şimdi amaya gelelim. Biraz önce belki ifade etmeye çalıştım. Mevcut koşullarda bir anayasa üzerinde mutabakata varılması taraflar arasında gene ve başkanlık adayları üzerinde mutabakat sağlanması, tabii bir de asıl seçim yasası üzerinde bir anlaşmaya varılması çok kolay gözükmüyor. Çünkü bugün Hafter yönetimi diyelim, yani doğudaki veya temsilciler meclisi onun siyasi kanadı, Tobruk'ta yerleşmiş olan, ile ulusal birlik hükümeti, yani Trablus'taki hükümet
ve yönetim bu adaylar üzerinde bir kere katiyen anlaşamıyorlar. Seçim yasası üzerinde de çok farklı görüşlere sahipler. Tabii her şeyden önemlisi bütün bunların çerçevesini çizecek. Anayasa üzerinde de henüz bir mutabakat sağlanmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla biz bir an önce işte adil şeffaf seçimler olsun diyoruz ama bu mutabakatların o kısa sürede sağlanması çok mümkün gözükmüyor bana. Umarım yanılıyorumdur. Yani umarım biz dahil tabii Türkiye'nin önemli bir ağırlığı var gerek bölgede gerek Libya'da. Biz dahil bütün müdahil taraflar ki buna Rusya'yı yani doğudaki rejimi destekleyen Rusya'yı işte Birleşik Arap Emirlikleri'ni Fransa'yı falan da dahil ediyorum. Yani Mısır'ı da haliyle sınır dışı. Mısır'ı unutmamak lazım. Mısır'ı dahil ediyorum. Tabii Batı'da da ABD, İngiltere gibi Batılı rejimi desteklemiş ve desteklemeye devam eden ülkelerin de çabaları ve girişimleriyle umarım bu mutabakatlar kısa sürede sağlanır. Ama çok kolay olacağını düşünmüyorum doğrusu. Özetle 2022 yılında Libya'daki bu kaos, savaş devam edecek. Henüz daha orada bir siyasi uzlaşıya varmak için öngörüde bulunmaya dahi belki erken diyorsunuz yanlış anlamıyorsam. Doğru yani henüz kaos ve savaş ortamı şu anda sıcak çatışma yok ama bir ciddi belirsizlik sizin de dediğiniz gibi ve bir karmaşa ortamı yaşanıyor. Ve ümit edelim ki bu bir kaosa ve çatışma sıcak çatışma iç savaş ortamına tekrar yol açmaz. Ama kısa sürede bu konularda mutabakat sağlanması çok kolay gözükmüyor maalesef. Tabii Türkiye'nin zaten sanıyorum Dışişleri Bakanlığımız da bir açıklama yaptı. Seçimlerin bir an önce adil biçimde yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Bizim ilişkilerimiz tabii 500 yıl öncesine dayanıyor. Az önce bahsettim. Orada da Türkiye-Libya başlığına geçelim o zaman. Siz o ilişkileri söyleyin ama Sayın Şöner Bey onu anlatırken ola ki mesela siz Libya'da büyükelçiyken hani denk geldiğiniz hoş bazı anekdotlar olabilir. Birazcık onlardan da bahsederseniz belki hani daha sıcak bir ilişki temasını aktarmış olabiliriz. Ne dersiniz? Tabii hay. Önce anekdot dediğiniz aklıma gelebilen şeylerden belki bahsedeyim. Bir tanesini az önce ifade etmeye çalıştım. İşte Berlusconi'yi elinden tutup getirip Ömer Muhtar'ın oğlunun elini öptürmesi. Bu enteresan bir anıydı. Sonra Libya yani enteresandı. Afrika'daki bütün ülkeler Kaddafi'yi bütün demeyeyim ama çok büyük çoğunluğu Kaddafi'yi çok ciddi bir saygıyla anıyordu ve yaklaşıyordu ona. Herhangi bir devlet başkanı ziyaretinde biz büyükelçiler ki 50 küsur büyükelçilik vardı o zaman. Büyükelçiler davet edilirdik. Kaddafi'nin işte üssü olan sonradan bombalanan yerde toplardı bizi. Ve gelen devlet büyüğünü, diyelim yani yabancı devlet başkanını bizzat kendisi getirir. Büyükelçiler böyle sıradayken tek tek protokol şefiyle birlikte takdim ederlerdi. İlk gittiğim zamanlar dikkatimi çeken bir husus olmuştu. Bütün yani Afrikalı büyükelçilerin çoğunluğu çok büyük bir saygıyla yaklaşıyorlardı Kaddafi'ye. Hatta bana göre yani bizim geleneksel politikamız çerçevesinde biraz aşırı görebileceğimiz davranışlarda, jestlerde bulunuyorlardı. Bunu merak ettim. Daha önce orada büyükelçi olmuş olan yani benden önce gelip yıllardır orada bulunan bazı meslektaşlarıma sordum. Onlar da Kaddafi'nin Afrika, özellikle Kara Afrika diye adlandırdığımız ülkelere çok ciddi maddi yardımlarda bulunduğunu, hatta büyükelçilerin makam araçlarını falan temin ettiğini söylediler. Orada Trablus'ta görev yapan. Bu tabii bizim için çok şaşırtıcı. Yani bizim hiç alışık olmadığımız şeylerdi ama bu bir gerçek. Onun dışında tabii şimdi hatırlayamıyorum doğrusu birçok anekdot vardır mutlaka yaşadığım. 2 sene kadar görev yaptım ama yoğun bir 2 seneydi o da. Bizim tabii şöyle söyleyeyim. Mesela hoş bir anım da Turgut Reis'in Trablus'taki mezarı yani kabri ve çevresindeki külliye yani cami
ve diğer unsurlardan oluşan külliye zaman içinde tabii aşınmıştı. Çünkü çok rutubet alıyordu. Bunu bizim bir de Turgut Reis 1553 evet. Osmanlı'ya tabii, bir yayı katan komutan mı dememiz lazım bugünkü terminolojiyle? Nasıl diyelim, Turgut Reis'in ne olduğunu da isterseniz bir vurgulayarak bahsini edelim bunu. Hani Derya belki o zamanki tabiriyle. Şöyle o zaman oraya döneyim. Yani onun külliyesi ve kabristanın içeren ciddi bir tamirattan geçti. Renovasyondan geçti ve bunu da iki büyük Türk firması orada görev yapan, isimlerini vermek istemiyorum, meccanen üstlendiler, yaptılar. Tabii projeyi vesaireyi bizler hazırlattık. Yani bizler derken devlet, Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti hazırlattı. Kaddafi'nin onayından geçti. Ve duyduğum kadarıyla bombardımandan da zarar görmemiş veya savaştan da zarar görmemiş. Bu sevindirici bir unsur. Şimdi belki biraz daha flashback yapıp geriye dönelim. İşte 1519'da aslında İspanyol işgalinde olan Libya'da, ki İspanyollar hatırladığım kadarıyla o dönem yönetimi Malta şövalyelerine bırakmışlardı. Ve bunlar da Müslüman toplum üzerinde ciddi baskılar uyguluyorlardı. O dönemin Müslümanlarına ait limanlarını kontrol altına almışlardı. Dolayısıyla ciddi bir rahatsızlık vardı. Ve Libyalı Müslümanlardan oluşan bir heyet 1519'da İstanbul'a gidip Kanuni'nin huzuruna çıkmak istemişler. Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahımız o dönemki. Fakat buna önce muvaffak olamamışlar. Konuştukları lisanı konuşan kimseyi bulamamışlar. Sonra Murat Ağa, Hadım Murat Ağa diye geçer, sarayda görevli, tesadüfen bunlarla karşılaşmış ve Hadım Murat Ağa da son derece iyi Libya Arapçası konuşuyormuş. Ve bunlarla anlaşmış, dertlerini dinlemiş ve neticede Padişah Kanuni Sultan Süleyman'a bu şey nakledilmiş. Ve bunlar tabii talepleri, Osmanlı gelsin bizi kurtarsın bu tırnak içinde küffardan. Ve Kanuni Sultan Süleyman da talimat vermiş, buyruk vermiş. O buyruğu doğrultusunda işte Murat Ağa, Murat Paşa unvanını alıyor. Tacura'ya gitmiş 6000 kişilik bir orduyla. Tacura, Trablus'a böyle bir 20-30 kilometre uzaklıkta doğusuna doğru bir kasaba ya, küçük bir şehir. Tabii o zaman 20-30 kilometre önemli bir mesafe. Bugün için hiçbir şey değil ama... Orada bir harekat başlatmış fakat çok muvaffak olamamış. Yani uzun süre devam eden bir çatışma ortamı meydana gelmiş. Bunun üzerine Turgut Reis görevlendirilmiş. Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Turgut Reis de kaptanı deryalardan bir tanesi. Malta şövalyelerine karşı da zaten bir savaşma ortamı yaşamış daha önce. Turgut Reis de gitmiş, Sinan Paşa denilen gene bir paşamız o zamanki Sinan Paşa, ama asıl Turgut Reis'in komutasında ve Murat Ağa'nın da desteğiyle Trablus 1551 veya 1553. Tarihte bazı farklı sayılar söyleniyor. Kimisi 1551 diyor, kimisi 1553 diyor. Trablus fethedilmiş. Tabii Trablus fethedilince zaten daha önce Mısır'ın fethiyle Yavuz Sultan Selim zamanında Doğu Libya büyük ölçüde Osmanlı topraklarına katılmış. Yani Tobruk, Bingazi, o civarlar katılmış. Libya malum üç temel bölgeden oluşur. Trablus batıda, Bingazi ve civarını oluşturan, Tobruk'u oluşturan Srenayka dediğimiz bölge, yani Doğu Libya ve güneyde de Fizan. Sonuçta bütün Turgut Reis'in fethiyle, çok uzatmayalım, bütün Libya Osmanlı yönetimine geçmiş. Tabii bizim bundan sonraki ilişkilerimiz inişli çıkışlı da olsa tarih boyunca hep çok yakın ilişkiler olmuş. Yani mesela bir örnekle, müsaade ederseniz bilmiyorum vaktimizi çok mu açtık ama bir örnekle... Ankara Politikalar Merkezi'nin YouTube kanalı efendim bu. Siz bilgi birikimini paylaşıyorsanız bizim dilediğiniz kadar vaktimiz var, buyurun. Yani konuştukça aklıma geliyor. Bazen kusura bakmayın, izleyecek olanlar da kusura bakmasın. Belki daldan dala atlıyor gibi oluyor ama. Ne güzel, buyurun. Mustafa Kemal, yani Atatürk'ümüz Mustafa Kemal henüz yüzbaşıyken 1908 senesinde ikinci meşrutiyetin ilanından rahatsızlık duyan ve Trablus'ta ayaklanma başlatan grupları ikna etmek ve gerekirse bastırmak amacıyla ilk birinci sefer
Trablus'ta görevlendiriliyor ve oraya gidiyor. Ve orada başarılı bir çalışmayla bu grupları ikna ediyor. İkna edemediklerinde gene Libyalı dostlarıyla diyelim faaliyetlerini bastırıyor. İlk gidişi budur 1908. İkinci gidişi de 1911'de İtalyan işgaline karşı işte Ömer Muhtar'ın da liderliğini yaptığı Libyalı dostlara yardım amacıyla görevlendirilmiştir. Ki o dönemde gene Bingazi bölgesinde komutan Enver Paşa'dır. Binbaşı Enver, Mustafa Kemal, John Kerr gibi çok böyle parlak Osmanlı subayları orada görev yapmıştır ve başarıyla sürdürmüşlerdir. Hatta Mustafa Kemal Derne'de bir şarapnel patlaması sonucu gözünden yaralanmış ve orada ciddi bir tedavi geçirmiştir. Fakat 1911'de başlatılan bu İtalyanlara karşı Libya'nın işgalini kırmak için başlatılan savaş veya harekat maalesef Balkan Savaşları'nın çıkmasıyla sona ermek durumunda kalmıştır. Ve işte Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa hepsi şeye dönmüştür yani merkeze, İstanbul'a dönmüşlerdir. İtalyanlarla da Uşi Anlaşması 1912'de imzalanmış. Uşi aslında bazen karıştırılır. Lozan kentinin bir semti gibidir. Yani Lozan Antlaşması'yla Uşi Anlaşması Lozan'da olduğu için ikisi de bazen karıştırılır. Uşi Anlaşması'yla tabii o günün koşullarını zorlaması sonucu İtalyanlara Bingazi, daha doğrusu şöyle Bingazi ve Trablus bölgelerine özerklik sağlanmıştır. Ve Osmanlı askeri Libya'dan çekilmiştir. Dolayısıyla tabii buranın sonuçta İtalya'nın egemenliğine girmesinde yolu açılmış olmuştur. Ama yapılacak başka bir şey yoktu o dönemde. Yani olayları olduğu dönemin şartları içinde değerlendirmekte yarar var. İşte 12 adalar konusu da var ama oraya girmiyorum Uşi anlaşması içinde. Fakat bazı Libyalılar yani aslında bizi çok seven, Türkiye'yi çok yakın gören Libyalılar serzenişte bulunurdu. Bizi bıraktınız gittiniz falan diye. Yani işte ama bırakıp gitmemizin sebebi de buydu tabii. Bu arada mesela 1918'de sona erene kadar İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'da 9 Libya milletvekili görev yapmıştır. 3'ü Fizan'dan, 3'ü Trablus bölgesinden, 3'ü de Bingazi bölgesinden olmak üzere. Bu da enteresandır yani. Evet. Evet, şimdi sonuçta belki bilmiyorum. Yani biz bir kere tabii mevcut uluslararası toplum, hatta Birleşmiş Milletler tarafından meşru hükümet olarak tanınan ulusal birlik hükümetine desteğimizi sürdüreceğiz. Yani bunun dışında bir şey yok. Ama bunu yaparken bizim geleneksel politikalarımız çerçevesinde, dış politikamız çerçevesinde muhalif unsurlarla da gayri resmi de olsa temasları sürdürmekte yarar görürüm. Çünkü yarın nasıl bir şekil alacağı, belki bir ortaklık, bir koalisyon, bir ne diyeyim ittifak sonucu oluşabilecek, muhalifleri de içerebilecek bir yönetimin ortaya çıkması halinde tabiatıyla bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Her iki tarafla da temas sürdürme. Ama dediğim gibi ulusal birlik hükümetini tabii resmi olarak tanıyoruz ve onlarla ha bu arada deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve güvenlik ve askeri işbirliği konularında yapılan iki mutabakat muhtırası da bizim bu konularda yani Libya ile olan yakınlaşma hususunda yararlanabileceğimiz iki enstrüman olarak görünmektedir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında yani yaptığınız iki önemli vurgu var. Bu sanıyorum diplomat kimliğinizle de son derece örtüşüyor. Birincisi dediniz ki olayları olduğu zaman dönemi şartlarında değerlendirmemiz gerekiyor dediniz. Biz de işte bu söyleşiyi çektik, dijital ortama yükledik ve arşivlendi. Ama bundan 5-10 sene sonra ve hatta daha ötesinde bu söyleşiye denk gelenler, işte buradan Libya'daki olup bitenlere bakanlar belki bugünkü söylemle değil daha farklı bir perspektifle bakacaklar. Biz de yarın öbür gün ne olacağını çok net bilmiyoruz aslında. Hani onu da hep zihinde tutmak lazım. Bir de yine diplomat kimliğinizle son derece örtüşen bir şey daha söylediniz. O da
hiçbir tarafla iletişim ağını mutlak olarak kesmemek gerekiyor. O iletişim sürmeli ki nerede ne oluyor'yu hep bir bilelim. İster direkt ister indirekt o hat, o köprü hep yerinde ve sağlam olsun dediniz, yanlış anlamadıysam. Hayır, çok doğru anladınız. Muhtemelen de yapılıyordur bu. Yani ben yapılıyor yapılmıyor demek pozisyonda değilim. Ama o dediğiniz gibi diyalog kanallarını tüm taraflarla açık tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de yani siz de az önce belki değindiniz bir ölçüde. Artık günümüzde o kadar hızlı gelişiyor ki olaylar. Yani bazen prediction değil, prophecy oluyor artık. Gelecekte ne olur'u söyleyebilmek. Yani kehanet haline geldi. Çünkü hiç ümit etmediğiniz son derece hızlı gelişen ve evrilen olaylar gözlemlenebiliyor. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı, yoksa sohbetimizi kapatalım mı? Ne dersiniz? Vallahi ben eklemek istediğim şey APM'ye ve size çok teşekkür ediyorum. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Estağfurullah efendim, bilgi birikimlerinizi aslında izleyenlerle hem de bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında siz emekli büyükelçiler olarak böylesine derli toplu paylaştığınız için bence bizler size son derece gönülden teşekkür borçluyuz. Bu bilgi birikimini yoksa kendinize alıp evinizde oturup ailelerinizle de çok keyifli zamanlar yaşayabilirdiniz. Ama kamuoyuna hizmete hali hazırda devam ediyorsunuz. O yüzden gönül dolusu teşekkürler iletmek isterim ben de size. Ben size teşekkür ediyorum ve belki şunu da makalemde de başında ifade etmeye çalıştım. Libya tabii çok önemli. Yani sırf bizim için değil, bütün bölge için önemli. Dengeler açısından önemli. Ama bu konuda çok güzel çalışmalar yapmış, makaleler üretmiş, kitaplar yazmış. Birçok meslektaşım var, birçok akademisyen var. Sizin gibi birçok medyanın üst düzey mensupları var. Ben doğrusu kendi paylaşmaya çalıştığım bilgilerimi çok mütevazi olarak nitelendiriyorum onların çalışmaları çerçevesinde, karşısında. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkürler. Evet efendim, Ankara Politikalar Merkezi söyleşilerinin birinin daha sonuna geldik. Devam edeceğiz. Lütfen YouTube'da APM'nin kanalına abone olun. Her yeni videomuz yüklendiğinde de bizi izlemeye devam edin diyorum. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim.